Selamlar sevgili arkadaşlar. Herkese iyi günler. Wi-Fi Slugs işletim sistemini arkadaşlar bugün VMware Workstation üzerinden yani sanal olarak kurulumunu göstereceğim. Normal şartlarda sabit disklere veya USB diske yazılıp kurmadan direkt olarak live olarak boot ederek çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Wi-Fi Slugs işletim sisteminin temel amacı Penetron güvenlik şifreleme çözme vesaire wireless Wi-Fi ağlarının güvenlik testlerini yapabilme vesaire gibi birçok geniş konseptte çalışan bir işletim sistemi arkadaşlar. Benzerleri de var gerçi Kali Linux konseptinde. Ben sitesine girdim. DistroWatch sitesinde de baktım, incelemeler yaptım. Ben Softpedia üzerinden indirdim arkadaşlar ISO kalıbımı. Wi-Fi Slugs 4.12 64 bit arkadaşlar. Sitesinde de linkler mevcut. Dileyen sitesi üzerinden de indirebilir. Ben linki eklerim videonun altına. Ana sayfası burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben fazla lafı uzatmadan VMware Workstation'ı çalıştırıyorum. Hatta çalışıyordu. Ben ikinci kez açmışım. Evet. Create diyorum. Kendime Linux Wi-Fi Slugs'ı kuracağım yapıyı oluşturuyorum arkadaşlar. Linux'u seçiyorum. Buradan 64 bit kernel seçiyorum, buradan ileri diyorum. Wi-Fi Slugs. İleri diyoruz. Burada 15 GB versem yeterli diye düşünüyorum. Burada ayarlarımı kendime göre yapıyorum. Printer kullanmıyorum. Çıkartıyorum bunu. A olarak USB Wi-Fi bağlı olacağı için A özelliğiyle çıkartıyorum. RAM olarak RAM'iniz varsa istediğiniz kadar verin, yarısını verin arkadaşlar. 4 GB ise 2 verin, 8 GB ise 3 verin, 4 verin vesaire. Ben 4000 vereceğim. İşlemciyi de benim 4 çekirdekli, dolayısıyla 2 olarak veriyorum. Buradan da ISO dosyamı seçeceğim. Wi-Fi Slugs, nerede ISO dosyalarımız? ISO dosyaları, yedeklediğim ISO dosyalarım var arkadaşlar. Evet, burada. Seçtik. Tamam diyorum şimdi. Finish. Şimdi start vereceğim arkadaşlar. Başlatıyorum. Boot ekranı gelecek. Burada dil seçimi yapacağız arkadaşlar. Boot ekranından aşağıya iniyoruz. Non S Language Select diyor burada gördüğünüz gibi. Burada Enter diyorum. En aşağı indiğim zaman İngiliz. Ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. Kurduktan sonra belki yapılandırılabilir masaüstü klavye vesaire ayarları. Ama şu anda bize en yatkın, anlaşılır dil İngilizce görünüyor. İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Japonca vesaire, Hollanda ve Portekizce, Rusça var. İngilizceyi seçip Enter diyoruz. Live olarak şu anda otomatik masaüstüne kadar başlayacak arkadaşlar. Şöyle sola da yatırayım. Dedim, bugün de dedim böyle değişiklik olsun. Sanal makine üzerinden Wi-Fi Slugs biraz incelemeler yapayım dedim. İşte ağ üzerindeki ağları görebiliyoruz vesaire, güvenlik ayarları işte vesaire, şifreler. Yani deneme amaçlı, test amaçlı, güvenlik amaçlı kullanacaksanız içerisinde birçok tools'lar var arkadaşlar. Aynı Kali Linux'te olduğu gibi. Normal şartlarda bu tools'ları Linux işletim kullandığımız işte Ubuntu olarak, Linux Mint veya işte Elementary OS veya Linux sistemlerinde kurabiliriz. Yani ayrı illaki Wi-Fi Slugs kurmaya gerek yok veya Kali. Bu tools'ları GitHub üzerinden adlarını bilerekten topluca şekilde kurmak mümkün tabii ki. Ama bunları adamlar İspanyollar Wi-Fi Slugs adında işletim sistemini geliştirmişler. Dünyaya sunmuşlar ve gerçekten de bu KDE arkadaşlar, KDE masaüstü olarak açılıyor. Bunun bir eski sürümü vardı. Eski sürümde XFCE'ydi. Biraz tabii RAM ister. Yani minimum 2 GB yeterli. Evet arkadaşlar, masaüstü geldi gördüğünüz gibi. Tam şöyle tam ekran küçük oldu. Kurulum için arkadaşlar buradan şeye giriyoruz. Install. Nerede de hardware. Şuralarda bir yerde olacaktı. Biraz önce görmüştüm aslında. Bakmıştım, bir test ettim. Bakıyorum şu anda hala. Kurulum şeyi var, başlatıcısı var arkadaşlar.
Sistem diyor. Evet. Install Wi-Fi Slux sistemin hemen altında arkadaşlar. Burada Wi-Fi Slux installer GUI install, yani görsel kurulum. Buna tıklıyorum arkadaşlar şimdi. Sistem altında. Tıklıyoruz. Evet, diyor ki disk bölümleme işlemini yapınız diyor. Buna da tıklıyoruz. Zipart'ı da açacak. Burada diskim şu anda 15 GB ayırmıştım. Partition'a ne diyelim bakalım ne diyecek. Bunu partition yapma diyor. Göremiyor. Create partition table diyor. Bakalım. MS-DOS app diyelim. Evet, şu anda MS-DOS olarak biçimlendirdik. New diyorum. Daha sonra buradan bir swap alanı oluştururum kendime. Swap alanı. Şunu nasıl düşüreceğiz? Heh, şöyle. Burayı 4000 ya. 4000 versem yeterli aslında. RAM swap alanı. Ya da evet, 4000 versek yeterli. Birinci partisyonda arkadaşlar X4 sistemin root olarak kurulacak bölüm. Bu da swap alanı. Buna da ne diyorum? Buradan swap seçiyorum. Tamam diyorum. Şimdi diskleri tam şey yapıyorum. Biçimlendiriyorum arkadaşlar. İşlemler tamamdır. Buradan çıkıyoruz. Tekrar kurulum ekranı geldi. Diyor ki burada X4 biçimi olarak SDA1'di. Buna mı kuracaksınız? Bu evet diyoruz. Okey diyoruz. Kurulum başlıyor arkadaşlar. Gördüğümüz gibi şu anda kurulum başlıyor. Bunu işte birkaç daha önceden de kısa süre inceledim. Aklımda kalmadı o zaman da. Dolayısıyla aslında kurulumu çok basit. Belki birçok Linux dağıtımından daha pratik diyebilirim arkadaşlar. Normal işlemler için de kullanılabilir. Yani içeriğinde birçok tools var. Yani kullanışlı araçlar var. Multimedyadan tutun internet araçlarına kadar. Dolayısıyla buradan arkadaşlar sisteme giriyoruz. Sistem altına. Install Wi-Fi Slux install GUI diyor. Buna yaptığımız işlemleri disk biçimlendirme yaptık. İşte swap alanı oluşturduk vesaire. Dolayısıyla kurulum işlemleri sanal makineye veya gerçek makineye, yani normal bir makineye de disk alanı ayırırsanız kurabilirsiniz. Mesela Windows kullanıyorsunuz. Diyelim 50 GB, 20 GB disk alanı ayırdınız. Yanına kurun. Grup menüsünde kurduğunuz zaman, hatta seçenekler arasında vardı, ben ona bir bakayım. Sistem, install, grup diyor arkadaşlar. Grup 2 installer diyor mesela. Eğer ki Windows yanına kuracaksanız benim yaptığım işlemlerden sonra en son bunu da kurun arkadaşlar. Kurmazsanız eğer sadece kurduğunuz işletim sistemi açılır. Yani Wi-Fi Slux açılır. Bunu da kurmanız mümkün arkadaşlar ayrıca. Farklı ISO dosyaları var tabi. Boot, repair şey var. Grup kaydını oluşturan, yazan hatta kurabilen. Onu da ayrıca kullanabilirsiniz. Hani o da ayrı bir program. Temelinde şey var, Debian var. Şu an kurulum devam ediyor. Ben videoyu dondurayım. İşlemler bittiğinde tekrar dönüş yapayım. Şu an donduruyorum. Pause. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Kurulum arkadaşlar 5 dakika kadar sürdü. Daha sonra masaüstü geldi. İlk yaptığım ayar buradan Utilities bölümüne girip çözünürlük, ekran çözünürlüğü ayarlama bölümüne girdim arkadaşlar. Pardon, yanlış. System settings. Yanlış söyledim arkadaşlar. Display and monitor size orientation diyor. Buraya girdim. Çözünürlüğümü ayarladım arkadaşlar ekrana göre. Buradan sizin çözünürlüğünüz farklı olabilir. Kendinize göre ayarlarsınız. Benimki 1366x768 olduğu için bu şekilde ayarladım. Daha sonra işte masaüstünü kendime göre düzenleme yaptım. Yani Wi-Fi Slux kurulduktan sonra arkadaşlar dolayısıyla böyle bir masaüstü geliyor. Kendinize göre yapılandırabiliyorsunuz. Sanal kurulum oldukça basit arkadaşlar. Tekrardan sistemi yeniden başlatayım. Hem de başlama ekranını falan görelim. Restart ettik. Bu sistemin arkadaşlar giriş kullanıcı adı root. Şifresi de TOR. Yani root'un tersi o arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da bilgi olarak söylememde yarar var. Şu anda kurulu sistem arkadaşlar. ISO'dan değil, kurulu sistemden başlıyor. Bu şu anda kurulu olduğu için geri sayım sayacı bekletiyor burada. Grup menüsü arkadaşlar bu.
Yani Windows ve farklı işletim sistemlerini kurarsanız yanına yani Wi-Fi Slacks'ı onları da kapsayacak şekilde gösterecektir arkadaşlar. Grupla ilgili herhangi bir kurulum sorunu olursa Wi-Fi Slacks biraz önce gösterdiğim menüden grup GUI Loader'dan oradan kurulum yapılabiliyor arkadaşlar. Oldukça stabil. Kurduktan sonra zaten farkı hemen anlıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda başlangıç menüsü bu. Başlıyor yani. Masaüstü geliyor. Bakalım şimdi. Ayarlarım gelecek mi? Çözünürlük ayarları. 1366x768 ekran çözünürlüğü. Bunu göstermek için. Evet geldi arkadaşlar. Şu anda başladı. Masaüstüm aynı şekilde geldi arkadaşlar. Biz konsol açalım. Bakayım. USB. USB. Bunun şeyleri farklı olduğu için yani klavyede şey yapmam lazım. Değişiklikler yapmam lazım. Evet. Kernel 4940. Kernel 4940. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz gibi sanal olarak Wipe Slacks'ı VMware Workstation'a kurulumunu anlattım. Kurulumu çok basit gördüğümüz gibi. Sadece birkaç tıktan ibaret. Öncelikle kurulumu başlatıyoruz. Sanal makine için söylüyorum. Gerçek makine de aynı şekilde arkadaşlar. Ondan sonra diski MS-DOS şeklinde eğer ki ham bir diskse önce bölümleme tablosundan MS-DOS bağlıyoruz. Daha sonra new diyerek X4 yapıp swap alanı oluşturmak zorunda değilsiniz. Ben swap alanını sanal makine olduğu için oluşturdum. Hani onu da görmüş olalım diye aslında. Yani mimarisi düşük olan, donanımı düşük olan sistemlerde eğer şayet kullanılacaksa takas alanı iyidir. Ön bellek olarak kullanır. En azından işlemler zorlandığı zaman ön bellekten istifade eder, kullanır sistem. Bütün Linux dağıtımları için geçerlidir arkadaşlar bu. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Sağlıcakla, hoşça kalın.